şeyinde, Audi standındayız. Arkada Q8'in elektrikli versiyonu, daha doğrusu olabilecek versiyonu, daha doğrusu konsepti var. Ama burada bizi asıl ilgilendiren otomobile doğru gidelim. Yani üretim versiyonu RS5'e. Burada SQ5, S5, Cabriolet. Asıl makine buradaki RS5. RS5 yeni A5'in, A5 ailesinin en güçlü versiyonu, en güçlü modeli. 19 inç standart jantlarımız var. 20 inç opsiyon takabiliyorsunuz. Bunda 2.9 litrelik twin turbo bir V6 motor var. 450 beygir güç üretiyor ve 600 Nm torku var. Eski modeldeki V8 ile aynı beygir gücü var. İki silindir gitmesine rağmen. Ama tork ...170 Nm daha fazla. Şuradaki karbon detaylar falan harika. Açık kokpit, direksiyon, vites topuzu. Abi çok sevdi. Bu otomobilin 0-100 km hızlanma değeri 3.9 saniye. Hız limiti 250 ile sınırlandırılmış ama opsiyon olarak istiyorsanız bunu kaldırıyorsunuz. 280 beygire ulaşabiliyor. Şu koltuklara falan bakın. Tüketim de tabii V8'e göre biraz daha iyileşmiş. %17 daha iyi. Tabii yeni platformun kullanılıyor olması bunu biraz daha hafifletmiş. 1655 kilo artık RS5. 60 kilo daha hafif yani eskisinden. 8 ileri tiptronik bir şanzımana sahip. 4 tekerlekten çekişi tabii ki ama ön %40, arka %60 güç dağılımı. O da bunu biraz daha arka netişli karakterine bürünüyor. Opsiyonel spor bir diferansiyelimiz var bunda. Ve en önemli şeylerden biri de teknik detaylar arasında. Arka artık çok kollu. Çok bağlantılı kollu daha doğrusu. Biraz daha farklı bunda bir amortisör sistemi vardı. Şu ince kanat falan çok şık. Opsiyon yine dinamik sürüş kontrolü. Yani spor süspansiyon var. Ondan sonra seramik frenler var ve revize edilmiş bir direksiyon kutusu var. RS5 artık çok daha RS5 artık çok daha iddialı bir hale gelmiş. Şu kokpit. Seramik opsiyonları galiba bunda var. Bir de kapatılmış haline bakalım. Ve Audistan'dan yavaş yavaş artık uzaklaşalım. Bu arada biliyorsunuz Audi Ducati de sahip olduğu için Ducati modellerini burada sergiliyor. Teyzeme bak ya. Aferin. Yeni Supersport. Yeni Multistrada. Supersport'u çok beğeniyorum bu arada. Ve tabii ki Monster 1200. Şöyle bir genel baktığımız zaman da e-tron modellerimiz
artı G-Tron modelimizin altyapısını gösteren bir model. Ve diğer tabii ki tüm Audi modelleri R8 ile ileride dahil olmak üzere burada. Bu arada Q2 satılmaya başlandı ama pek kimseden ses seda yok basın anlamında ve test anlamında. S4 Station'lara bayılıyorum.